Tatlı Dil'e hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle beraber fırında tahin soslu içli köfte yapacağız. Malzemeler: hamuru için 150 gram ince bulgur, 2 çorba kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çorba kaşığı sıvı yağ. İç malzemesi için 4 çorba kaşığı sıvı yağ, 350 gram kuzu karışık kıyma, 2 orta boy ince kıyılmış soğan, 1 miktar maydanoz, 50 gram dolmalık fıstık, 1 tane acı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı tarçın, 3 diş sarımsak. Üzeri için 100 gram tahin, yarım limon suyu, biraz tuz ve sumak. Tenceremizi, yağımızı alarak soğanlarımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Biberimizi, sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Ve biraz kavurduktan sonra bir kaseye boşaltıyoruz. Kıymamızı tenceremize alarak kavuruyoruz. Kıymamızı tenceremize alarak kavurduktan sonra soğanlarımızı, dolmalık fıstığı, bir miktar maydanozdan ve baharatlarımızı da ilave ediyoruz ve ocağımızdan alıyoruz. Çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bulgura bir çorba kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı karabiber ve biraz tuz ilave ederek sıcak suyla ıslıyoruz ve 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Unumuzdan ve suyumuzdan bir miktar ilave ederek yumuşak bir hamur elde ediyoruz. ...26 santimlik pasta kalıbımızın içine yağlı kağıt yerleştiriyoruz. Hamurumuzu ilave ederek düzlüyoruz. Yapmış olduğumuz içi de ilave ediyoruz. Fırınımızın birinci katına sürerek 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Tahinimize yarım limon suyu, tuz ve yavaş yavaş su ilave ederek koyu bir kıvam veriyoruz. Dakika sonra fırınımızdan köftemizi alıyoruz, üzerine sosumuzu döküyoruz ve düzlüyoruz. Fıstıklarla maydanozumuzu da üzerine serpiyoruz. Ve tekrar fırınımızda 250 derecede 10-15 dakika pişiriyoruz.
Fırınımızdan aldıktan hemen sonra üzerine bol sumak serpiyoruz ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve servis tabağımıza alıyoruz. Tariflerimi ve videolarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.